TürkSat Dijital Hayatı sunar. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarında İstanbul Harbiye'den sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Bu evlere kapandığımız global salgınla mücadele ettiğimiz bu günlerde kamu yayıncılığın geri olarak yayınlarımıza devam ediyoruz. Ve tabii ki programımızın gündemini de koronavirüs ve koronavirüsle ilgili hayatımızı etkileyen konuları gündem yapmaya her hafta devam ediyoruz. Bu hafta da öğretmenlerimizle ilgili bir konuşalım istedik. Öğretmenlerimizin birçok niteliğinin yanında artık teknoloji, bilişim ve dijital teknolojiler üzerine de yeterliliklerin olması gerektiğini bir kez daha görmüş olduk. Zorunlu olarak belki de. Bu konuyla ilgili Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Başkanı Burcu Yılmaz konuğumuz olacak. Sosyal mesafelendirme prensibi gereği telefonla kendisini alacağız yayınımıza. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi sponsorumuz TürkSat'a bağlanacağız. TürkSat, kamunun bütün işlemlerini, hizmetlerini, servislerini dijitalleştiren kurumumuz. Dolayısıyla Sami Yenice telefon hattımız olacak. Sami Bey. Bilal Bey. Sami Bey merhaba. Bilal Bey yayınlar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Bir an acaba teknik bir problem mi oldu diye teknik yönetmenimle de göz göze geldik ama hattasınız Ankara'dan. Hoş geldiniz. Bugün hangi servisi bize anlatacaksınız? Bu hafta Edebiyat Engelli projemizden bahsedelim dinleyicilerimize. Tamam. İşitme ve konuşma engelli vatandaşlara yönelik işaret diliyle görüntülü canlı destek hizmeti sunulması amacıyla E-Devlet'te Engel Yok projesi hayata geçirildi. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işitme engellinin E-Devlet kapısı hizmetlerinden daha etkin yararlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında işitme engellilere yönelik olarak yazılı ve işaret diliyle görüntülü bir çağrı hizmeti verilmekte, çağrı merkezi hizmeti verilmekte. Çağrı merkezinde işaret dili bilen operatörlerimiz E-Devlet kapısı kullanıcılarının istek, öneri ve şikayetleriyle ilgili olarak destek vermekteler. Engelsiz çağrı merkezimizi kullanabilmek için Türkiye Gov.tr adresinde yer alan engelsiz çağrı merkezi bağlantısını kullanmaları yeterli. Harika, bu çok önemli. Özellikle bu bizim de birer belki evden çıkmayarak engelli pozisyonda düştüğümüz günlerde bu hizmetin tekrar edilmesi sizin tarafınızdan çok önemli. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum, yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, TürkSat'a bağlandık ve Türkiye Gov.tr yeni ismiyle Dijital Türkiye'nin bir hizmetini, hayatımızı kolaylaştıran bir hizmetini dinlemiş olduk. Tekrar edeceğim, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır aramıza. Öğretmenlerimizde dijital yeterlikler nasıl arttırılabilir? Konu başlığıyla konuşacağız. Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Başkanı Burcu Yılmaz bizimle beraber olacak. Kendisiyle yeterlilikler konusunu özellikle bugünlerde onu konuşmaya çalışacağız. Burcu Hanım telefon attığımızda. Burcu Yılmaz hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Şeref verdiniz yayınımıza. Ben teşekkür ediyorum. O şeref bana ait. Evet. Prensip gereği konuklarımızı telefonla alıyoruz son 3 haftadır. Bir süre daha böyle devam edeceğiz. Bu prensibe biz de kamu yayıncılığı adına uymaya çalışıyoruz. Şöyle başlayalım mı isterseniz? Şimdi bu zorunlu da olsa şunu görmüş olduk. Öğretmenlerimizden daha önceki zamanlarda hala da geçerli. Mesleki yeterlilikler, rol model olma, hayat deneyimini aktarabilme yeteneği gibi birçok nitelik, yeterlilik, özellik bekliyorduk. Sanki bunlara bir şey daha eklendi ve artık minimum da olsa, temel seviyede de olsa dijital yeterliklere sahip olması, teknolojiyi kullanabilmesi zorunlu olarak hayatlarımıza girdi, öğretmenlerimizin hayatlarına girdi diye düşünüyorum. Böyle başlayalım mı? Keşke bu şartlarda fark etmeseydik bu işin önemini ama geç oldu. İnşallah güç olmaz. İnşallah. Biz bu bilgi ve becerilere sahip olma durumuna yeterlik diyoruz ya. İşte şimdi artık dijital yeterlik gündemimize geldi. Yeterlik ya da yeterlilik iki şekilde de ifade ediyor. Artık işin içine bu okuryazarlıklar girdi, etikler girdi, araç program kullanımları girdi. Hatta içerik üretmeye, uzaktan eğitime kadar uzanan yetkin olma durumlarından bahsetmeye başladık. Bu öğretmenlerin dijital yeterlikleri işin içine girdiği zaman eğitimi de katınca bilgi ve beceriler yetmiyor. Bu işin içine artık tutumlar, değerler de girmeye başlıyor. Doğru. Tüm toplumu ilgilendiren önemli bir konu olarak işte böyle konuşmaya başlıyoruz. Hı hı. Bir öğretmenimiz eğitimini alırken işte veya eğitimden sonraki
mesleki hayatında bunları nasıl geliştirebilir? Böyle bir yol haritası var mı veya eğitim paketleri içinde teknolojiyi kullanmakla ilgili dijital yeterliliklerle sizin ifadenizle bunu nasıl verebiliriz? Nasıl veriliyor veya verilmeli veya? Bilal Bey, aslında ülke olarak o kadar değişik bir durumdayız ki. Şimdi mevcut sistemde öğretmende olmayan bir şeyin topluma yansımasının olması mümkün değil. Yani sizin öğretmeniniz dijital yeterliklere sahip değilse maalesef öğrenciler de bu yeterliklere sahip olmuyor. Hatta toplum bu yeterliklere sahip olmuyor. Bu iş üniversitelerden başlıyor. Biliyorsunuz bilişim teknolojileri öğretmeni yetiştiren bir tek BÖTE bölümleri kaldı. Orada 1990 yılında çok güzel bir hamle yapıldı. İşte bu dijital yeterlilikleri geliştirecek, sadece öğrencilere eğitecek değil, öğretmenlere de rehberlik vizyonu olan, misyonu olan bir bölüm kuruldu. 1997 yılında açılan bu bölümler asıl öğrencilerin, öğretmenlerin bu yeterlilikleri nasıl geliştireceğiz kısmında çok önemli bir görev üstlenmişlerdi. Yalnız önemli stratejik hatalar yapıldı. Bazen de geç kaldık. Bugün biraz onların sıkıntısını yaşıyoruz. Hı hı. Şimdi daha var olmamış mesleklere öğrenci yetiştirecek bir öğretmen ihtiyacımız var. Bu öğretmen size bilgi aktaracak değil, sürekli kendini geliştirecek, sürekli etik olarak olsun, mesleki yeterlik olarak gelişim fırsatı sunacak bir süreci yönetecek. Ama bu öğretmenler eğitim sisteminde yer bulamadı. 1997 yılında öğretmenler yetişmeye başladı, atanmaya başladı. Öncelikle 2010 yılına geldiğimizde çok kritik bir karar alındı. Bilişim teknolojileri dersleri kaldırıldı. Bu bilişim teknolojileri derslerinin kaldırılması maalesef bütün bu süreci en az 10 yıl geriye götürdü. Çünkü öğretmen okullarda var olma misyonunu kaybetti. Ders olmayan bir öğretmenin gidip de bulabileceği bir sistemimiz yoktu. Yer bulabileceği bir sistemimiz yoktu maalesef. Bu 2010 yılında derslerin kaldırılması hemen, yani 2012'ye geldiğinizde hemen geri alındı. Dersler tekrar geldi ama bu iki yılda biz o kadar ciddi sıkıntılar yaşadık ki okullardaki BT sınıfları kapatıldı ders olmadığı için. Öğretmenler norm fazlası oldu. Öğretmenler norm fazlası olduğu için alan değiştirdiler. Öğretmenler norm fazlası olduğu için müdür yardımcılığı gibi kadrolara geçtiler. Hatta birim kurum değiştirdiler. Ve biz yetişmiş insan gücümüzü, okulda kalanları da angaryalara birazcık meşgul etmeye mecbur kaldık. Siz aslında bilişim teknolojileri öğretmenlerinden değil mi? Evet, maalesef. Bunun sonlarından bahsetmiş oldunuz. Evet, bu çok önemli. Aslında tüm öğretmenlerimizin belki de bilişim teknolojileri öğretmenleri kadar olmasa da bu bahsettiğimiz, hatta bunu da soru olarak sormam lazım, o dijital yeterliklere temel seviyede artık günümüzde sahip olması lazım. Öğrencilere bir konuyu anlatırken veya çağa uygun bir dersi anlatırken, ben en azından öyle düşünüyorum. Bilmiyorum, farklı mı düşünürüz, aynı mı düşünürüz? Dolayısıyla aynı düşünüyoruz. Sadece bilişim teknolojileri öğretmenlerinin sırtına yüklenmeyecek kadar artık hayatımıza girmiş durumda. Bugünlerde de bunu yaşıyoruz. Siz ne dersiniz? Bu öğretmenlerin okuldaki önemli bir misyonu zaten diğer öğretmenlere rehberlik etmekti. Öğretmenlere rehberlik edecek kişiyi siz sistemden çıkardığınız zaman bir ister istemez geriye ket vuruldu. Şimdi öğretmenlerin şu anki yaşadığımız süreçteki uzaktan eğitim ihtiyaçlarını düşünün. Öğretim materyalleri geliştirme ihtiyaçlarını düşünün. Bireysel olarak mesleki gelişim ihtiyaçlarını düşünün. Aslında bütün hepsinin kilit noktası dijital yeterliliklerde bitiyor. Biraz bunu tanımlayalım mı? Aslında hiç merak edenler veya bu konuda soruları olan dinleyicilerimiz için iyi olacaktır. Yeni katılan dinleyicilerimiz için de tekrar etmekte fayda görüyorum. Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Başkanı Burcu Yılmaz'la beraberiz. İstanbul stüdyolarımızda telefonla kendisine bağlandık ve öğretmenlerimizde olması gereken dijital yeterlikleri konuşuyoruz. Bu dijital yeterlikleri ne demek? Neleri kapsıyor? Böyle madde madde sıralayabilir miyiz? Aslında dünyada çok yaygın olarak kabul gören standartları geliştirmiş. Bunlar öğrenci, öğretmen, eğitim yöneticisi, hatta koçluk dediğimiz sistemde olan yeterlikleri bu grup tanımladı. Çok da güzel tanımlamalar yaptı. Bunların öğretmen yeterliklerinin yanında bir de BT öğretmenlerinin, bilgisayar bilimleri öğretmenlerinin, eğiticilerin standartlarını ayrıca tanımladı.
biz şu anki öğretmen standartlarında aslında öğrencilerde ihtiyaç duyduğumuz standartların bir üst versiyonunu istiyoruz. Önce öğrencilerde neler istiyoruz onlara biraz değinelim. Lütfen. Mesela öğrencilerin ya da şöyle diyelim. Tabii ki biz bilişim teknolojileri derslerinde 3 temel üzerinden gidiyoruz. Araç kullanacak bunlar. Programları kullanacaklar. Bunları kullanırken hem etik kullanacaklar, hem zarar görmeyecekler. Güvenli internet konularını düşünün, sağlık konularını düşünün. Ve de bunları kullanırken ayrıca bir de üst düzey bilişsel düşünmeleri destekleyecekler. İşte kodlamadır, 3 boyutlu tasarımdır. Bunları da öğrenmek için dersleri kullanıyoruz. Şimdi öğretmen hem öğrenci bireysel mesleki gelişimi, akademik gelişimi, beceri gelişimi için teknolojiden faydalanacak. Öğretmenlerin de bunlara sahip olmasını istiyoruz. Fakat öğretmen bir de bunlara rehberlik edecek, öğrencilere yol açacak, ufuk açacak yeterliklere de sahip olsun istiyoruz. Örneğin öğretmen derslerinde bunları kullansın istiyoruz. Öğretmen içerik bunlarla geliştirsin istiyoruz. Öğretmen hem öğrenen olacak, hem lider olacak, hem dijital vatandaş olacak, hem işbirlikçi bir şekilde bu teknolojiyi kullanarak öğrenecek, tasarımcı olacak, hem öğretim tasarımı yapacak, hem ortam tasarımı yapacak, bu işi kolaylaştırıcı olarak kullanacak, analist olacak. Aslında bunlarla istenin eğitmen standartlarını özetlemiş oluyoruz. Mesela somut bir örnek verelim mi? Güvenli internetten bahsettiniz. Bunu öğrencilerine aktarırken, kendi hayatında da kullanırken o güvenli internet, örneğin işte akıllı telefonun veya bilgisayarın veya sınıftaki bilgisayarın şifresini 1, 2, 3, 4, 5 yapmaması gerektiğini, bunu öğrencilerine aktarabilmesi, kendi de bilmesi veya işi bittikten sonra bir sosyal medya aracından veya herhangi bir platformdan çıkış yapmasını, sign out yapmasını, öğrencisini öğretmesi, böyle örneklendirebilir miyiz? Nasıl yapabiliriz bunu diye. Bilal Bey, geçenlerde çok ilginç bir olaya şahit olduk. Kar tatili olması için çocuklar kendileri sosyal medyada paylaşmadılar. Çok ilginç bir şekilde öğretmen ve veli gruplarına sızdırdılar. Yanlış bir görseli, Vali Bey'in açıklamasının yapıldığı bir görseli Photoshop'ta düzenleyerek çok ilginçtir ki öğretmen ve veli gruplarında yaymaya çalıştılar. Aslında öğrencilerin kullandığı şey burada ailelerin ve öğretmenlerin dijital yetersizliklerinden bir manipülasyon ortaya çıkarmaktı. Şimdi öğretmen hangi mesaj uygun, hangi mesaj uydurma, hangi mesaj sorgulanmalı, bu konudaki yeterliklerini bile birazcık sanırım eksik bularak geliştirme yoluna gitmek zorundayız. Zaten programın ana başlığı da bu. Dijital yeterlilikleri nasıl arttırabiliriz veya neler olmalı? Çok güzel söylediniz. Günümüzdeki en büyük problem yalan haberler, sahte haberler, bunların dolaşımı, bunu nasıl doğru diyebileceğimiz konusunda bir bilgiye sahip olmak. Öğretmenlerin de bilgileri aktarırken bu en azından kitap dışı bilgilerde belki de bu şeye sahip olması. Bunu nasıl arttırabiliriz? Aslında biraz da beceri diyoruz ya Bilal Bey. Biraz da öğretmenlerin beceri geliştirmesi lazım. Sadece yeterli deyince bilgi yetmiyor. İşte ben sosyal medyayı çok iyi biliyorum değil. Kullanmak da gerekiyor. Bir dijital kimlik oluşturacak öğretmen, iletişim için sosyal medyadan tutun da teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanacak. Bakın genelde şey derler buna, keşfetme süreci derler. Keşfetmeyi geçecek öğretmen. İşte ondan sonra uygun araçları seçecek, nasıl kullanılacağına karar verecek, niçin ve ne zaman kullanılacağını bilecek ve sonra bu alan, bu araçta uzmanlaşacak. Öğretmenlerin öncelikle birazcık farkındalıklarını, keşfetme kısmını geçmiş olmaları gerekiyor. Şu an bir ihtiyaç duydular. Uzaktan eğitim araçlarıyla ilgili müthiş. Bir ihtiyaç duydular. Bu sanırım ihtiyaçla başlıyor. Önce ihtiyacı hissettirmek gerekiyor. İşte bu ihtiyacı hissettirme kısmında biraz yöneticiler, biraz diğer meslektaşlar, biraz aileler, biraz sosyal medya, hatta bu yapılan programlar bile bu ihtiyacın hissettirilmesinde bir kilit rol oynuyor. Şimdi örneğin sözünüzü keseceğim ama EBA'yı kullanma konusunda belki öğretmenlerimiz her zaman olduğundan daha fazla çaba göstermek durumunda kaldılar. Oraya ödevleri yüklüyorlar. Gerçi EBA içerikleri
veya EBA yayınları televizyonlardan, Ankara'dan, merkezden yapılsa da öğretmenlerimiz de bunları takip ediyor. EBA'ya ödevler yüklüyor. Bir EBA kültürü değil mi oluşmaya başladı? Mevcut sistem daha önce de vardı. Vardı, evet. İlk kez şifreler bu kadar aktif kullanılmaya başlandı. İnsanlar bir şey fark etti. Genelde teknolojiye direnç hep oluyor. Herkes yeni bir programa geçerken, yeni bir işletim sistemi sürümüne geçerken, eski alıştığı sosyal medya platformunu değiştirirken bir direnç gösteriyor. Bu EBA olduğunda öğretmenlerin eskiye devam etme ihtiyacı da, eğilimi de bu sebepten. İster istemez bir direnç oluşuyor. Fakat yeniliğe açık öğretmenlere ihtiyacımız var. Bu neymiş, şuna bir bakayım, değerlendirelim diyen öğretmenlere ihtiyacımız var. Bu öğretmenlere işte bu araçları sağlayacak, farkındalığı yaratacak gerçekten bilişim teknolojileri öğretmenlerin önemi çok büyük. Bu öğretim tasarımı yapacak arkadaşların, uzmanların rehberliği çok önemli. İnanın okulda, arkadaşlar şöyle bir şey var, bak bu çok güzel. Ya da Burcu Hocam biz uzaktan eğitime geçmek istiyoruz, hangi araç kullanalım, ne yapalım, ders anlatırken nelere dikkat edelim, işte küçük sınıflara uzaktan eğitim için bu uygun mu diyecek kişilere ihtiyacımız var. Sizin aslında bilişim teknolojileri öğretmenlerini okuldaki teknoloji lideri olarak konumlandırma şeyiniz var anladığım kadarıyla. Öyle konumlandırmak istiyorsunuz. Bunun faydasının olduğunu düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Çok büyük faydası olacak. Mevcut şartlarda başka da bir alternatif görebildiğimi söyleyemiyorum. En azından bir 10-15 yıl bu iş böyle gidecek diye öngörüm var. Ama öğretmenler bireysel olarak ne yapacaklar? En büyük faydayı meslektaş işbirliğinden gördük biz. Birinci sınıf öğretmenlerinin birinci sınıflarla iletişiminin artması, birinci sınıf cümleleriyle, matematik öğretmenlerinin matematik cümleleriyle iletişiminin artmasının birbirlerinden faydalanmalarının önünü açtığını fark ettik. Ulusal cümle toplantıları düzenlemiştik. Umarım ileride uluslararası olur. Biz orada aynı konuları dert etmiş insanların bir araya gelmesinin dijital yeterliklerden tutun da mesleki yeterliklere kadar çok önemli bir fayda sağladığını fark ettik. İşte özellikle sosyal medya, WhatsApp grupları, Telegram grupları, aklınıza gelebilecek her türlü ortamda kendi meslektaşlarıyla bilgi paylaşımı arttıkça, deneyim paylaşımı arttıkça dijital yeterlikler sanırım daha çok gelişiyor. Öğretmenler ben de deneyim, bu galiba çok güzel, bu işe yarıyor, bu harika bir şeymiş. Meslektaşlarından öğreniyor fark ettiğiniz kadarıyla. Umarım biraz daha bu ortamların artmasıyla bu işler kolaylaşacaktır. Şey tarafına bakacak olursak, öğrenci tarafına, öğretmenden öğrenci tarafına geçecek olursak, onu siz de bu konuların içinde olan biri olarak, öğrenciler öğretmenlerini zorlayıp acaba onların bu konuda yeterliklerini arttırmak için bir baskı unsuru olabilir mi? Bilmiyorum doğru ifade ettim mi? Çok doğru bir ifade oldu. Baskı unsuru demeyelim de mecbur bırakacaklar mı diyelim. Evet, öğretmenlerin rolü değişti. Hepimiz biliyoruz. Artık bilgi sunan öğretmen rolümüz kalmadı. Bizim zaten bilgi sahibi çocuklara da ihtiyacımız kalmadı. Ben onu fotokopi nesli olarak tanımladım. Bilgiyi al, ezberle, diğer kağıda yaz. Bu çocuklara zaten kimsenin ihtiyacı kalmadı. Bizim artık daha fazla düşünen, sorgulayan çocuklara ihtiyacımız var. Fikir üretecek, keşfedecek, buluş yapacak. İşte telif, patent, bunlar artık değerli şeyler. Sanayi devrimi bitireli çok olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama öğretmenler hala bilgi aktarır rolünde devam ederse, bu çocuklar zaten bilginin kaynağından doğdular, büyüdüler. İnternet, artık başka kuşak tanımlamaları olacak. Tabii burada şunu da söylemek gerekir mi? Dünya eğitim modellerinin de bu yönde değişmesi lazım. Sadece acaba bu yükü öğretmenlerin omuzlarına bırakmak ne kadar mümkün? Bir okulda, orta öğretimde bulunan bir öğretmenimiz kendisine verilen modeli ve müfredatı uygulamak zorunda. Yukarıya doğru piramidin, yukarıya doğru sorgulama şansı zayıf. Yani karar vericilerin tüm dünyada, sadece ülkemizde değil, bahsettiğiniz yeni çağa uygun eğitim modellerini, belki sorgulaması, sınıf eğitim modeli ne kadar doğru, tahta eğitim modeli ne kadar doğru. Yani bütün bu şeyleri sorgulaması, yeniden dizayn etmesi gerekmez mi? Öğretmenlerin
omzuna yüklerken çok acımasızlık yapmış olmaz mıyız acaba? Çok acımasızlık olur. Haklısınız. Birazcık şeyi düşünelim. Çok farklı uyaranlar alan, rengarenk bir dijital dünyadan gelen çocuklarımız var. Siz onları bir anda pasif bir ders olduğunu sıkıyorsunuz. Öğretmen anlatıyor. 30 tane öğrenci karşıda pasif bir şekilde dinliyor. Bu çocukları zaten bu şekilde eğitmenin yolu kalmadı. Tutamıyoruz. Öğretmen hem daha etkili sunum araçları kullanacak, öğretmen belki keşfetim yoluyla çocuklara bir şeyleri fark ettirecek, çocukları öğrenme etkinliklerinde sorumluluk almaya itecek. Bu da öğretmenin gerçekten tek başına yapabileceği bir şey değil. Bakın, Fatih projesi çok önemli bir altyapı kurma işini üstlendi. Genelde herkes şeyi gözden kaçırıyor ama hiçbir okul o altyapıyı sağlayacak güce sahip değildi. Türkiye'de çok geniş bant internet altyapısına geçilmesiyle, gerekirse etkileşim tahtaların sınıflara sağlanmasıyla öğretmenlere çok büyük bir fırsat. Kullanılıyor mu peki Fatih Projesi'nin imkanları hem içerik hem donanım hem yazılım anlamında? Şu bir gerçek, çok daha etkili kullanılabilirdi. Yani bu projenin çok daha iyi yerlere gitmesi gerekebilirdi ama yine şeye gelecek bu iş. Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin eksikliğine gelecek. Siz önemli bir proje başlatıyorsunuz ama okulda bu işi götürebilecek öğretmenleriniz yok. Okulda bu işi sahiplenecek, bu işi anlatacak, hatta bunların içeriklerini geliştirecek ekipleriniz yok. O konu çok daha iyi yerlere taşınabilirdi. Birazcık hatta bir şey diye çok gönlümden geçmişti. Şöyle bir ilanı çıkılsa, isteyen öğretmenlerin okuluna altyapı kuracağız, etkileşimi tahta vereceğiz denseydi bu iş çok daha farklı bir yere giderdi diye tahmin ediyorum. O konuda biraz eksik kaldık. Ama şöyle bir şey var, gönüllü gruplar, sivil toplum kuruluşları, devlet fonları, Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen projeler şu an içerik konusunda önemli bir atılım başladı. Çok güzel siteler var. Hatta bu uzaktan eğitim, zorunlu eğitim öğretime ara verilen dönemde birçok kurum ve kuruluş içeriklerini açtı. Ücretsiz olarak açtı. Evet, fark ettik onları ve duyuruları da görüyoruz. Evet. Şu son bölümde son 2-3 dakikamız kaldı. Şunu sormak istiyorum. Bu zorunlu olarak EBA'ya geçiş, belki televizyonu da kullanarak, eski geçmiş çağın bir iletişim teknolojisini kullanarak da olsa, bu devam eder mi? Bir kültür oluşturur mu? Bu öngörünüz ne? Şu an her krizden bir fırsat çıkacağına inanıyorum. O kadar önemli bir şey fark ettik ki bu saatten sonra da durdurulması mümkün olmayacak. Aileler bir sürü içerik keşfetti. Milli Eğitim Bakanlığımız zaten bu işin önemini farkındaydı ama öğretmenler bu işe daha açık hale geldi. Mesleki gelişimden tutun da öğrencilerin eğitimine kadar birçok konuda uzaktan eğitime ve araçlara ihtiyacımız ortaya çıktı. Sanırım artık önüne geçilemez, durdurulamaz bir süreç başladı. Daha aktif kullanılacaktır. İkincisi de bizi dinleyen öğretmenlerimiz vardır. Sizin Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği'niz tüm öğretmenlere hitap eden çalışmalar yapıyor mu? Biraz son bir dakikada da öyle bilgiler alabilir miyiz sizden? Çok mütevazı bir dernek olarak Türkiye'nin en iyi 500-600 bilişim teknolojileri öğretmenini bünyemizde barındırdığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Toplumun ihtiyaç duyduğu birçok şeyi bu arkadaşlar gönüllü olarak ortaya koyuyor. Güvenli internetten tutun da kodlama eğitimlerini, seminerlerden tutun da aklınıza öğretim materyalleri olarak ne geliyorsa sanırım hepsi bizim elimizden geçiyor. Bu arkadaşlar bunların hepsini gönüllü olarak yapıyorlar. Şimdiden ve yapacakları diğer çalışmalar için de arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Siteden sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. Arkadaşların etkinlikleri, fırsatları hemen hemen herkesi kapsıyor. Fırsatınız varken sitenizi ve sosyal medya hesaplarınızı söyler misiniz Burcu Hanım? @BT Dernegi her platformdan ulaşılabilir. Süper, harika. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm bu hem deneyimizi hem tecrübenizi bizimle paylaştınız, fikirlerinizi paylaştınız. Biz çok teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz için Bilal Bey. Sağ olun. Tüm öğretmenlerimize, bilişim teknolojileri öğretmenlerimize selamlar. Görüşmek üzere. Sağ olun, teşekkürler. Evet, Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Başkanı Burcu Yılmaz'la zorunlu da olsa geçtiğimiz bugünlerde dijital yeterlikleri konuştuk. Neler yapılması lazım?
hem kamunun, yönetimlerin, hem de öğretmenleri, hem de belki de öğrenciler tarafında neler yapılması gerektiğini, hem sorunları hem çözümleri konuşmaya çalıştık. Bu programımızın kaydını hem podcast hesaplarımızda hem de YouTube'da pazartesinden itibaren bulabilirsiniz. İyi hafta sonları, hoşça kalın. Türk Saat dijital hayatı sondu.